Evet, şimdi dönelim e, Gülbahar Hanım'a. <laughs> ya aslında var ya, bir gün böyle otursak sadece bunları mı bulsak ya? Çok eğlenceli oluyor aslında, biliyor musun? çok Müge Hanım, seviniyor. bir araya girme şansın var mı? Var. Şimdi siz iki konuya değindiniz ama transit geçtiniz. Dur hayatım, daha oraya gelmedim. Ha. Şu an... Beterellerden e, görünecek an şeyler ki, var mı? Şu an bırakın bir mutlu olayım ya. Bir iki tamam, dakika. Tamam, özür dilerim. Kusura, 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 kusura bakmayın. Zaten hep kavga yapacağım <laughs> <etken. gülüyor> Tamam, özür dilerim. Estağfurullah. <laughs> Dur şimdi, insanı... Ya şöyle düşünün ama bak. Ben sonuçta bir insanım. Şimdi reklam arasında bu haberler geliyor. Yani bu programı şöyle düşünmeyin. Keşke böyle hani böyle bir robotum da ben. Hani onu okudum sonra diyeyim mesela. Şimdi o babanın mutluluğunu duyuyorum. Adamcağızın ağlamasını görmüştüm. Şimdi böyle içimde böyle bir mutluluk oluyor. Şimdi önce o suratımın gülen <laughs> ifadesini bir içime çekip sonra tekrar dikleşip Gülbahar'la ikinizin arasında konuşmam lazım ya o yüzden yani. Yoksa hiç kusura bakacak bir şey yok. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ben ee, her şeyi söylerim ben. Evet, Gülbahar Hanım'a döndük. Buyurun hangi konuyu es geçtim? Siz söyleyin. Gülbahar Hanım'a soracaksak. evet. Ee, şimdi bir adil olayı var. Hı hı. O transit geçirmiş yani en azından... E... Yok bandın devamını izlemediğimiz için. Orada ha eski. daha var o mı yüzden... gelecek ha, mi? ben gelecek. orada canlı olarak açıkladım her şeyi. Hı hı. Bir de e, duvarın yapılma olayına girdiniz. Duvar evet. yaptırıverir. Onun nasıl yapıldığında bir... Evet bandımızı izleyelim. Banddan izlersek... Şu, Merak edilen sorularda sorulsun benim hiçbir çekindim kesinlikle yok. Anladım çünkü Adil Bey diye birisi çıkıyor ortaya Hamdi Bey de diyor ki yani bu Adil ne? Sonra Hamdi Bey diyor ki benim evimdeki paralar çalındı. Aynen öyle. Ee, Bunlara da cevap Tabii. vermek istersiniz diye düşünüyorum. Bir daha dönmeyecek dedi. Hamdi Karataş kayıp haberinin ardından görüşmeye devam ettiğini söylediği Mehmet Aydın'ın eşinden duyduklarına dikkat çekiyor. Sonrasında sizinle ilişkisi, bu evlilik isteği vesaire bunlar nasıl yaşandı? Şiirler, sözler. Aşk mesajlarıydı yoğun şekilde. İlla bana yüzük tak olsun kime ait olduğumu bileyim işte illa evlen. Evlenmeyeceksen en azından başımda dur falan. Ben kesinlikle kabul etmedim öyle şey olur mu dedim ya. Aşk, sevgi ilişki Yoktu. Gelmeyeceğinden çok mu emindi kocasının? Gülbahar bence kocasının gelmeyeceğini düşünüyordu. Pavyon kadınıyla Gürcistan'a ya da işte Azerbaycan'a falan gitmiş olabileceğini ve bir daha dönmeyeceğini söyledi defalarca. Peki gayiplik kararı çıkartmaya çalışmış galiba. Bulunmuyor ya kuyuya bunda dava açıyor. Gayiplik davası ama boşanma davası da açıyor. Ben diyor boşanacağım gıyabında diyor ve sonunda da boşandı benim bildiğim. Peki Mehmet Aydın sırra kadem bastıktan sonra neden evine duvar çekilmişti? Hamdi Karataş bu durumla ilgili ne biliyordu? Bir gün akşam çıktılar geldiler. Şunlar şunlar bizi işte çok sıkıştırıyorlar. Beni istiyorlar. Yok kızımı sarkıtılık ediyorlar. Kızımı kaçırmak istiyorlar küçük kızlar için. Biz büyük endişe içerisindeyiz. Biz duvarlar ördürmek istiyoruz ama kimse bize mal vermiyor güvenip de. Sana güvenirler. Sen istediğini bize alabilirsin ama biz bunu öderiz inşaat malzemeleri satan arkadaşın yanına geldiler. Süt parasından 200-200 biz bunu öderiz. Hamdi abi dedikten sonra dedi o da dükkan onu. Bu arada usta bulunacak, usta da yok. Seyitliği Nuduralı'da bir arkadaş var benim. Benim de onda 500 milyon lira para var alma şansım yok. Dedim işteyse bu para o şekilde kurtulsun, siz de bu duvar sahibi olmuş olun. Aralarındaki bağın kopma sebebini de anlatıyor Hamdi Karataş tahsin ediyordum ben. Kız kardeşinle annen getir evi temizleyiversin. Ama onlardan başkasını da kesinlikle eve sokmuyorum. Adil diye birisi var. Aile dostumuz iyi görüşüyoruz falan dediler. Geliyor adam. iki hafta, üç hafta, bir ay kalıyor. Ailenin erkeği gibi davranıyor. Burada gezip dolaşıyor. Gülbahar Hanım. Küçük kızı Adil, karısı, iki kızı. Onlar da oradalarmış kaç gündür temizleyip onları da alıp geliyorlar. Gülbahar Hanım beni çağırdı. Gel bak bakalım nasıl etmişiz falan dedi. Şu çantam da burada. Ben de o çantayı saklamıştım. İçinde paralar var. Bir baktım paralar yok. Paralar nerede? Kim aldı? Hem siz bunları getirme derken niye getirdiniz? Bunu dedim siz ekipsiniz. Bunu dedim sizden başkası biliyorum benim durumumu dedi. 800-900 milyon o zamanın parasıyla. Ama tarihin sorma hatırlamıyorum kesinlikle. Paranın bir kısmını tuvaletin önünde şöyle bir tahta duruyordu. Onun arkasına atıyorlar. Ya oraya o paranın gelmesine imkan var mı? Güvenim zaten bitti. Onlara eve bir daha sokmadım. Bir de bir komutandan bahsetti. Birinden duydum ben jandarma arabasıyla bir asubay geliyormuş ben tanımıyorum. Niye dedim sana gelip gidiyor. Ya dedi işte bu çay içmeye geliyor o bizim teyzemizin oğlu da işte falan filan bir senaryo çizdi bana. Benim samimiyetim ondan sonra azaldı zaten. Bazı şeylerden gıcık aldım çünkü. Evet kim bu e, jandarma teyzenizin oğlu ve işte bu diğer adam Adi. Adil Mehmet Aydın'ın arkadaşı. Ailesi ailesiyle birlikte bizim bir aile dostluğumuz var. Gelip gidiyorduk birbirimize. Bunların hepsi ağız birliği etmiş. Ben bunlara reddediyorum. Niye? Ben aslanlar gibi çıktım buraya anlamın akıyla. Kaçıyor kaçıyor dendiler. Çıktım işte. Neden arkası dönüp çıktın? Kaç kişiye bir kişiyi şey yapıp durmayın burada. Ben sizinle muhatap olmak Bilmiyorum istiyorum burada. Müge tamam, ben Hamdi Bey'i ilk defa görüyorum. benim, da yani benimle ilgili bir durumunuz yok ki. Ben size soru sormuyorum. Ne Onlar... teyzemin oğlu dedim. Ne bir asker var. Bunları nereden bulup çıkarıyorlar bunlar? E peki Hamdi ile Fadime nasıl bir olacaklar ki? Kendileriyle beni kıyaslamasınlar. Ben biz ben birbirimizi tanımayız mı? Hanım. Ben Hamdi Bey'i tanımıyorum. Nasıl ikisi ağız birliği bilmiyorum televizyonda sesi. gördüm ilk defa sizde. Ben ha? tanımıyorum beyefendi. Kendisini gerçekten hiç Haberim bilmiyorum. yok Tanırlar, Varlıklar onlar anneleriyle aynı işe köydenler. Hala olabilir, tanırlar. Olabilir. Ben annemle görüşmüyorum ki. Tamam, ama, ama her göreyim. ikisine de işte dediniz mi böyle böyle teyzemin oğlu bu jandarma diye? Böyle bir şey yok Müge Hanım. Böyle var. bir şey yok. Hı? Böyle bir şey var Bunlar mı? Böyle olur mu? Ben senaryo arıyor uyduruyorum burada? Müge Adil'in gelip gittiğini ben de duydum. Hayır, Hasan evet, yeterince konuşmuyor. Hasan buraya. her şeyi biliyor, görüyor da çünkü... Bunların karşısında bunların evi ayrı hocam, da. Hocam nasıl benim evimin karşısında? Benim Sen benim arabayı karşısında? kaçta gördün oraya geldiğimde? 9 civarındaydı. <laughs> benim arabayı gece 9'da görüyor. 15-20 gün üzerindeydim Yol üzerindeydim hocam. Çünkü neden köyün içinde tur yapan. Bana bunlar kaç sefer aradı dediler ya bunlara bir şey söyle biz bundan rahatsızız ya. Yoksa biz bu adamı dövüp kovacağız falan. Sonra. Hangi adamı dövüp kovuyorlar? O Adil deneni. He. Ya hocam ben sen bizim kahramanımız mı olacaksın adım. ya? Bir dakika. Adil'i dövüp gönderip de yani. Bana söyleneni söylüyorum. Telefonda bana şikayet ediyorlar. Bunun kardeşi var Hüseyin. Onu da ben bilirim. İkisi şeyle tahsille Vakitti vakitsiz çıkıyorlarsa takır, takır takır silah atıyorlarmış. Yine şikayet ettiler ya bir gel bir müdahale et arkadaş gece gündüz. Peki e siz niye müdahale ediyorsunuz? Yani siz <laughs> niye bu halini gidip, müdahale ediyorsunuz? Gidip geliyorum ediyorsun. Tahsin benim selektörü bu koyun kuzu borçlar meselesi var. Ben onları falan anlatıyorum aslında BTR'de. Ben dedim ki boş gezip durma. Halkla ben selektör konusunda sürekli kavgalıyım. Çünkü sen diyorlar bunu aldıysan ya çalıştır. Çünkü adam una gelirken onu da alıp geliyor yani tohum arıtma var. Ben yani onu iyileşin. sorayım. Siz niye mesela Hamdi Bey'i devreye sokmak istiyorsunuz? Sizin kafanızda yani Hamdi Bey ile Gülbahar'ın arasında bir şey vardı hayır, da. Hayır hayır. Siz onu erkek olarak çok mı beraberiz. gördüğünüz için buna soruyorsunuz yani? Nasıl anlamadım Müge Hanım? Ee, yani neden mesela Gülbahar Hanım'ın evinde yaşanan olayla ilgili Hamdi Bey aranıyor? Hayır Müge Hanım. Yalnız bakın biz Hamdi Bey ile görüşüyorduk. Karşıda. Var mı? oturup çay kahve içiyorduk. Tamam, ama siz de mesela işte demişsiniz Yusuf yani işte doğru itiraf et hani itiraf ha, et. Evet. E tamam bunu yani konuşmaz, bunu oldu itiraf oldu et yani. dediğinize göre zaten siz böyle bir şey aslında biliyorsunuz ondan itiraf ya, şüphe, etmesin. Şüphe üzerine bakın gerçekten e, tamam. bilmiyorum ama e, şüphe tamam, üzerine ama. E tamam bir şey olunca da şüphelendiğiniz için ağzını yani aramak için Yani bu adamlar için... silah atıyor 150-200 nüfusun yaşadığı bir köyde. Nüfusun yaşadığı bir köyde. Yani ağzını aramak 30 tane ev var mı sizin köyde Allah aşkına? 25-30 tane bizim köyümüz. Eee nereden buldun? Her kişi yaşasa 60 kişi eder. Da bıraksana sen. E bir kahraman sen misin mi? yani memlekette? Kahramanlıkla alakası ee, yok. Hamid Hoca, niye yani? Niye saklıyorsun adil konusunu kardeşim sen? Saklamıyorum. Adil Kavş, diye birisi gelip gidiyordu diyor. Senin ağabeyin muhtardı. Nasıl bilmez bunu ya? Benim abim köyde mi duruyordu Allah aşkına ya? <laughs> Adam bu adamlar var. Ediyor. iddia ediyorum. E, köyde Hayır bir saniye biz adil bilmemiz olmaz. neyi değiştir yani? Ona Köylünün alalım. bana şikayeti şuydu. Tahsin benim yanımda çalışıyor. Sık sık gelip gidiyor. Ben bunları köyde sık sık gelip gitmiyorum. Tahsin benim yanıma sürekli gidip geliyor. Oldu yani. He. Ben dedim ki bu yinek borçlar. Bu, peki eşinin yani kayboluşunu şüpheli buldunuz mu o dönem? Şimdi sözümü bitireyim lütfen. Tamam borçları evet. Tahsin'e şimdi şeyin Hayır ama bu sanırım. önemli. Ha neresi önemli? Şöyle Tahsinle samimi miyim ya? O yüzden diyor bunlara bir şey söyle silah atıp durmasınlar. Bizim büyükbaş hayvanlarımız buzağlarını atıyor silah Siz atışında. Siz belki gecede. öyle düşünüyorsunuz ama ben sizin Tahsin'den onlar öyle dolayı söylüyor aradıklarını bana. düşünmüyorum. Tahsin'den dolayı arayacak olsalar sizin arabanızın peşine takılıp Gülbahar'la... E ee, şeye mi gidiyorsunuz... Hayır, mi gidiyorsunuz de de ...değil mi mi gidiyorsunuz diye takip etmezler yani. Şimdi Tahsin benim yanım ...benim selektörü işletiyordu... ...ben müşteri olduğunda çağırıyordum onu ama... ...sürekli benim yanımda ya durmuyor. Beyefendi bakın şimdi birisi birisinin kapısını gözetliyorsa... ...hareketli kapı gözlenir. Ya şimdi... Merak edilen yani. yere bakılır. Peki Müge Hanım ben ne diyorum bir Adil diye birisi var haftalarca kalıyor. E tamam Nasıl görmediler onu ya? Görmediniz mi Adil'i de? Müge Hanım ben sonunu şey söylüyorum gözlerimle mi? görmedim ama teyzesinin oğlu dedi ki <laughs> Adil diye biri geliyor. Ya Allah ya bırak. Yani ya benim Adil kafam mi sizin, bozuyor sizin teyzenizin oğlu? Hayır hayır. E, Gülbağın Hanım. Mehmet Aydın'ın teyzesinin, ha? Aydın, teyzesinin oğlu bunu söyleyen. Mehmet Aydın'ın teyzesinin oğlu bunu söyleyen. Hayır, Benim kafam bozuyor dedi. Ama ben samimi görüyorum, gözlerle Benim adili görmem ne değiştirir? Arkadaşlarından ayrilecek gidiliyordu. Değişmesin. Tamam, peki paramı çaldılar diyor Hamdi Bey. Öyle bir şey olmadı Müge Hanım. Nereye? Bilmiyorum. Bunlar nereden çıkıyor? Nereden ne oluyor? Anlamıyorum ben. Nereye gitmiş o zaman adamın paraları? Ben ekipçiliği mahvettim orada. Benim arayın. şimdiye kadar hiçbir şekilde böyle bir konuda adım geçmedi. Böyle bir şeylerde arımla namusumla, çorumla, çocuğumla çalıştım. Hırsızlık konusunda ben de Biz şeydeyim. abi Senin şey olarak oğlum da orada zaten. çalıştığı için o bize geliyordu biz ona gidiyorduk. Ama sizin için söylemiyor zaten işte. O gelen kişinin çaldığını söylüyor. Sizin çaldığınızı söylemiyor ki. Müge Hanım şöyle söyleyeyim. Anlattı ben e, Tahsin'e söylüyorum. A annesiyle kız kardeşini getiriyordu. Temizleyip gidiyorlardı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunlardan başkasını da sokmuyorum. Çünkü ben bekar hayatı yaşıyorum o zaman. Para Türkiye'de. var her şeyleri meydandaydı. Benim her, her şeyim serli olur her yerde. Ne varsa her şey meydandaydı. Bir vuruşuna bile ben dokunmuyorduk Ben hiçbir şeyi biz. saklamam ki. Evet. Bu, buna dedim ki... Öğrendim onlar varmış bak dedim. Sakın geldiğinizden başkasını getirmeyin. Benim her şeyim ortada siz durum biliyorsunuz. Onları da almış gelmiş iki kızı işte Adil ve karısı da var. Herhalde onunla da nikahı yok Adil'in. Ne nasıl oluyorsa. Bilmiyorum ki artık nereye dokunsak orada bir şey var da anlamadım ha. Yalnız kahlarını duyuyordum. <laughs> Beni çağırdı Gerçekten bu dedim bu, çantam duyuyorum. burada çıktı dedi. Bu kemer çanta var ya. Onun içinde para var ama onun dışında elektrik onu kurdum kendime. sufonu kurdum. Yani para biriktiriyorum orada günlük. Ne kadar su gittiyse onun parasını, ne kadar elektrik gittiyse onun parasını. Kendime harçlık fabrikanın giderleri falan. Ya baktım para kayıp. Dedim bu para nereye gitti ya? Siz şebeke misiniz? Ne? Kasıtlı mı olarak getirdin sen bunları? ben şunu anlamadım. Az önce laf arasında dediniz ki ben oğlu Tahsin'e söylemiştim işte. Gülbahar da kızıyla beraber temizliğe geliyordu. Evet. E şimdi bu sizin aranızdaki nasıl bir şey? Hem yani Gülbahar sizle konuştuğunda bana yüzük al diyor. Hani evlenelim diyor falan. Sonra... Hayır. Şimdi adil konusu var ya bu çok önemli dediğim şu. Ama adil ben... konusu sizin zaten konuşmalarınızla bitiren konu değil mi? O, San... o... Hayır hayır. Görüşüyoruz da biz <laughs> samimi görüşmüyoruz. Hayır yani adilden ben sonra aldım. mı yüzük meselesi çıktı? Şimdi şöyle oluyor. Ben Almanya'ya gittim bu temizlik kavga oylarından sonra. He, sonra geldikten sonra oldu yüzük Şimdi, meselesi. Şimdi bu adil denen köye gidip geliyor kalıyor günlerce haftalarca çok ilginç olaylar da ben kızlar zarar görür diye bazı şeyleri es geçiyorum. Çünkü bunların bazıları evlendi. Tamam. Diyemiyorum yani. Tamam onları diyemiyorum. Yani sonra sonrasında mı? Sonra bu toparlayıp Isparta'ya kendi evinin yanına bunları yerleştiriyor. Benim haberim yok. Kim? Ben Adil denen bunları götürüyor Isparta'ya kendi evinin bitişine. Tamam sonra yüzük meselesi bundan önce mi sonra mı? Isparta'dan sonra. Ha, daha sonra. Evet şimdi. Siz evlenmek istediniz mi Hamdi Bey'le? Yani o düşünüyordu diyordu bunu yani. Öyle bir şey yok. Ben onu abi kardeş gördüm. Lütfen. Ben Lütfen. onu yine söylüyorum, yine söylüyorum. Şu mübarek Lütfen. günde. Lütfen. Ben onu abi kardeş gördüm. Hiçbir zaman öyle bir şey de düşüncem de olmadı. Ya ama ben kustama için demek. söylemiyorum ama olayı bana aydınlansın yüzük ya. Yemek evet. yedik, su içtik. Hayır, hayır. ama bana Tamam yüzük o... ayrı bir konu. Olay aydınlansın diye söylüyorum ben. Kimseden şu yaptı bu yaptı diye şikayette bulunmuyorum ben. Ya yüzük Olanı net olarak anlatıyorum mi? ya. Yüzük takalım dedi İstedi mi? İstedi mi? efendim. Müge en az 3-4 sefer 5 <laughs> sefer ben reddettim ya böyle saçmalık olmaz. Dedim ama ya. yüzük yani yüzük ne demek? Evlenmek ya istemek demek. Ya ben Alzheimer mıyım? <laughs> Ben hastaysam alzar mıyım evet, acaba? Evet, bende şeker var ama henüz mıyım? beynim o ha? kadar bunamadı, iyiyim. Say Alaşgür. Şimdi bakın, siz istediğiniz her <laughs> ya evlenme, hakkına, ya? yüzük isteme hakkına da sahipsiniz. Ben buna bir şey Tabii. söylemiyorum. Fakat benim sorum şu. Bu adam bakın daha evvel de kayboldu diyorsunuz. Ona gitti, buna gitti. O sırada dedim size, sattınız mı koyununu, osunu, busunu? Hayır, satmadık dediniz. Adam da ama bakın, çok önemli bir çıkıyorum. ayrıntı daha söylediniz. Kaçıyor, 2-3 tane koyununu satıyor. Yani parayı alıyor cebine. Ondan sonra gidiyor kadına. Şimdi cebinde parası olmayan adam kadına nasıl gidecek? Şimdi bu sefer mesela bu gittiğinde... Bizim kaç koyunumuz vardı Müge Hanım'da kaçını satacak? Zaten satıp satıp gidiyordu. Tamam ama bu son gittiğinde mesela kaç tane Size sattı? Size diyorum ki ne ben orada açıklama yapıyorum. Başka köylerden... Son gittiğinde kaç tane sattı? İnanın ki... İnanın ki 40 mı kaldıydı ne kaldıydı? İkinekle birlikte onun borcuna sattık ödedik biz Abi, ondan demiş. sonra hangi da oraya ödedik. Ondan Hanım, bahsetmiyorum ben onun ben. koyunu güttüm bir tane daha koyun satmadım Mehmet abi. Satmadı. Müge Oğlu da... sattı koyunları kuzuları. Ha 300 satmadı koyunu yoğudu. Benim dediğim kadarıyla 120-130 koyunu vardı. 60-70 tane kuzusu vardı. 8-10 tane ineği vardı. Satmadı mı orada Mustafa Satmadı çatmadı. tabii. Hiç satmadı. Kaç tane ineğimiz varmış? 10-11 tane ineğimiz vardı. Müge Hanım araya bu konuda ah. girebilir. Bizim on bir tane ineğimiz falan yoktu. Kimisi der 25 tane. Hayır. Kimisi der 8 tane. Hayır. İstersen bir tane desinler, istersen yüz tane desinler. Ben inanmam. 11 bir tane ineğimiz vardı. E, çoban ama işte bu zahmet çobanınız ya. O bilmeyecek de kim bilecek? <laughs> Bizim ha. 11 tane ineğimiz hangi ahıra sığmış acaba? Nerede o on tane alacak? Bir şey söyleyeceğim? Anlar. Şimdi siz koyunu ayrı, kuzuyu ayrı mı söylüyorsunuz? Yani kaç tane koyun var diyorsunuz? Şimdi 120 130 tane koyun vardı. Yalan koyunlar dışında katna vardı. Hepsi bunların değildi. Tamam. Ha 60 70 tane kuzu vardı. Toplam 180. E, vardı toplam yani. 180 200 işte. Ayrıca 11 tane de Değil inek vardı. Tamam ben e şunu şunu soruyorum. Baş. Az önce yayınımızın başında söylediniz ya. Benim kocam daha evvel de başka bir kadın için gitti diye. Ama şunu da eklediniz. Gitmeden önce satıyordu 2 3 tane gidiyordu. Yani 2 3 tane Atıyorum bin lira koyun, üç <laughs> tane satıyor, üç bin liraya cebine alıyor, bir yere gidiyor bu adam. Para bitince tamam. de dönüyor. Para bitince de dönüyor. E şimdi zaten hani bırak yani kadının kadına ya gidecekse, hangi kadına gidecek evet. zaten onun şunu kabul eden kadın herhalde parası için kabul ediyordur. E tabii 10 parası günlüğüne gelecek. nereye gidecek? He. E şimdi bu son kaçtığında gittiğinde, kaç tane koyun sattı da gitti diyorum. Çektirdiği, bir... Çektirdiği kredileri ne yapalım? Çektirdiği krediler ne yapalım acaba? Tamam nerede Mügevanda? o? O krediler nerede? O Onun paraları onları yedi mi? Peki Gülbahar, bizi kefil ettiği krediyi neden ödemediniz? Artık o onu kadar koyun o, sattınız. O, eline alan o. Hayır, o zaman beraberdiniz. Bu adam kredinin gününe 4 ay kala kayboldu. Bak. da beraber yediniz. Ya ben yemişsem ben kendi param yemişim şimdi. 4 ay kala mı? Evet. Temmuz'da kredinin ödemesi vardı. Bu adam mart benim, yani insan benim kayboldu. Benim orada kaldığım. Ben Mehmet Aydın benim bak duvarı bile bir yıla yakın yaptırmışım bir yılın sonuna doğru. Bu gelen giden bizi sıkıştıranlar. Ondan sonra oğlumu sıkıştırdılar. Mustafa çakmağa sorun Şarkı Karaş'ta. Oğlumun etrafını çevirdiler. Bu parayı nasıl ödeyeceksen öde. Ananla mı ödeyeceksin Neyinle ödeyeceksin? Mehmet'in çok bir borcu yok. Bu yoktu aynı durum. Piyasaya. Senin eşine kızına aynı şeyler yapılsa ne yaparsın? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.